Memorial'da iletişim stratejimizin 3 sacağı var esasında. Spor, sağlıklı beslenme ve uzman kontrolü. Ve bu anlamda SEO'nun bir yeri bizim için çok önemli. Ve bu konuda gerçekten istediğimiz tam kapsamlı danışmanlık hizmetini nasıl sağlayabiliriz? Bu ekibin içeride nasıl kurarız diye düşündüğümüzde aklımıza SEO geldi. Bunun nedeni halihazırdaki geçmiş dönemdeki case'lerini bilmemiz, sektörde çalışan ekibin hepsinin birer iyi profesyonel olduklarını bilmemiz ve bu anlamda bir ekip çalışması kurgulayabileceğimizi ve bu strateji kapsamında devam edebileceğine inanmamızdı. Memorial tarafıyla çalışmaya başlamadan önce zaten ilgili ekiple ve özellikle Salih ile daha önceden sektöre tanışma şansı bulmuştuk. Daha önceden sağlık sektöründe Türkiye'de gördüğümüz projeleri içerik odaklı olarak aslında kendi içimizde iyileştirebileceğine yönelik bir fikrimiz vardı. Memorial'ın da bu noktada yenilikçi ve yaklaşım olarak teknik anlamda da güçlü olması sebebiyle bu gücü içerik departmanından da gelen destekle birlikte birleştirdiğimizde aslında gerçekten güzel sonuçlar verebilecek bir projeye başladığımızı hissediyorduk. Memorial Sağlık Grubu'nda içerik stratejimizi Evergreen Content dediğimiz kapsamlı içerikler ve aslında hiç ölmeyecek içerikler üzerine kurmak oldu. Bu anlamda arama motorlarında yaptığımız araştırmalarda sağlık sektöründe okuyucuların sormak istediği, sağlıkla ilgili sormak istedikleri sorulara kapsamlı şekilde yanıtlar bulabileceği içeriklerin olmadığını fark ettik. Memorial ile çalışmaya başladığımızda önce rakiplerimizi inceledik. Çünkü SEO'daki temel nokta nedir? Aslında siteye daha fazla trafik getirmek, organik trafik getirmek. İlk inceleme sonucunda gördüğüm şuydu. Sektöre baktığımızda, sağlık sektöründe gerçekten kaliteli ve referans olabilecek içerikler üretebilen kuruluş sayısı çok az görünüyordu. İçeriklerimizi hazırlarken öncelikle aranma hacmi yüksek konuları belirledik. Ardından rakip analizi yaptık. Hemen ardından da SEO'dan aldığımız konuya bağlı anahtar kelime analizleriyle detaylı bir çalışma hazırlamaya başladık. Bu çalışma bizim içeriğimizin başlığından konunun sıralanışına kadar, uzunluğuna kadar pek çok kısımda etkili oldu diyebilirim. Tabii içerikle ilgili geliştirmeleri yaparken bir yandan tekniği de asla göz ardı etmedik. Gördüğümüz en kritik problemlerden biri çift içerik problemiydi. Hemen bunların nedenlerini araştırmaya başladık ve aslında kaynağını kurutmaya çalıştık 404'lerin ve bu konuda da başarılı olduk diyebilirim. Örneğin teknik geliştirmeler konusundaki işbirliğini biraz daha açmam gerekirse, SEO tarafında aldığımız paket teknik geliştirme yol haritaları vardı. Bunları bizim esasında kendi kaynağımızı uydurmak için bir proje yönetimi kapsamında bir tarihlendirme ve önceliklendirme yapmamız gerekiyordu. Bu anlamda Zeon'un da yine proje yönetim uygulamamız üzerinden, Basecamp üzerinden sürekli iletişimde kalmasını sağladık. Bu şekilde esasında sürekli yapılan adımlar konusunda birbirimizi bilgilendirdik. Memorial'ın analytics hesabını incelediğimizde aslında zaten mobil trafiğin çok yüksek olduğunu gördük, tahmin de ediyorduk bunu. Hemen mobil tarafta incelemelere başladık. Orada gördüğümüz eksiklikleri hemen düzeltmeye çalıştık. Memorial'daki dijital ekip olarak yaptığımız hemen her çalışmayı medya iletişim departmanının altında bulunduğumuz için departmandaki tüm ekip arkadaşlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda SEO ekibinden Osman ve Mehmet'in katkılarıyla mini SEO eğitimleri verdik medya iletişim departmanımıza. Aslında projelere başlarken bir SEO ajansı için en çok heyecan verici olan nokta gerçekten müşteriyle iyi bir işbirliği tutturarak bir vaka, bir case study yaratabilecek ya da katıldığımız yarışmalarda bizi ödülle geri döndürebilecek nitelikte projeler üretebilmekti. Bildiğiniz gibi zaten SEO bir takım oyunu. Ve bu takım oyununu gerçekten doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için ajansa görev düştüğü kadar da aslında içerideki içerik ekibine, teknik ekibine ya da bunları koordine eden proje yöneticisine büyük bir rol düşüyor. Biz bu case ve yarışmalar fikirlerini Memorial ekibiyle paylaştığımızda aslında onların da gözlerinde o ışığı görmemiz ve onların da heyecanını hissetmemiz sonucunda gerçekten çok güçlü bir başlangıç yaptık projeye. Ya belki de bu tüm projenin başarısında esas ana faktörlerden bir tanesi bizim bu taraftaki kaynağı iyi kullanmamız, Zeon'un da bu anlamda bize doğru danışmanlık desteğini verebilmesi, o esnekliği gösterebilmesiydi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Search Metrics görünürlük değeri puanımızın 8.000'den 28.000'e çıktığını görüyoruz şu anda. Yaklaşık 3,5-4 katlık bir artış yakaladık. Aynı zamanda yine Search Metrics verisine göre 8.300 kelimede listelenirken şu an Memorial.com.tr 28.000 kelimede listelenmeye başladı.
Özellikle non-brand kelimelerden, yani marka araması içermeyen kelimelerden aldığımız trafik sayesinde görünürlüğümüzü buralara taşımış olduk. SEO projemizde %102'lik bir artışla toplamda 1.2 milyonluk bir organik trafik artışı sağladık. Bu şu anlama geliyor esasında bizim için bir yandan. AdWords bütçemizde toplamda 1.5 milyon TL'lik de bir tasarruf etmiş olduk. Bu projedeki bizi başarıya götüren temel neden her iki tarafın da başarı konusunda gerçekten istekli olması ve işbirliğine yatkın olması oldu. Bu sayede bu güzel sonuçları aslında elde etmiş olduk.